Birazdan izleyeceğiniz bu video Beylikdüzü Production tarafından hazırlanmıştır. İyi seyirler dileriz. Çok sinirliyim bugün. Böyle herkesin böyle ağzına sıçasım var. O kadar psikolojim bozuk. Çok boş insanlara yer vermişim hayatımda. Her gün biraz daha bunun farkına varıyorum ve bu çok korkunç bir şey. Ben sizin arkadaşınızım abi, tamam mı? Ben 2 artı 2, 4 değil desem bile bana inanmak zorundasınız yani. Ben size bok desem bile katılmak zorundasınız. Biliyorsunuz değil mi bunu? Teşekkür ederim. Hadi neyse kız, hoş geldiniz kanalıma. Oo, hadi başlayalım. Şıkın. Makyaj benden sorulur. Thanks. Next is fondöteni yedirdik herhalde. Hell. Ay yemin ederim şaka gibisin bey amca. Aa, ben tam video çekeceğim, araba yıkayacağı tuttu zıkkımın. Aşkım demiş, simyayı but mu seversin, kürdan mı seversin demiş. Bir şey diyeyim mi? Simyanın zaten butu makbul ama bu dönemde bulursam nimet yani, o yüzden şey yap, bulduğun yerde çök abi üstüne, tamam mı? Sıçtı galiba. Ben şimdi 6 sene güzel sanatlarda torna tespih, 2 sene grafik designerlık ve aynı şekilde grafik tasarımda okumuş birisi olarak söylüyorum ki makyaj benim işim. 2 kez Durex yırttım, 6 kez altında ağladı. Bir kere de yatak kırdım gibi bir şey oldu bu ama. Ne kadar Rare Beauty ve Jeffree Star'sa çalışıyor da olsam professional make-up yapmıyoruz burada değil mi? Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Beylikdüzü'nün 3 kelimeyi anlat desem. Dur geliyor şimdi. Yer var, araç var, pasifim. Neden pasif lafını kullanıyorsun? Çok güzel bu arada demiş. Teşekkür ederim hani. Neden pasif lafını kullanıyorum? Anneciğim yani sonuçta biz çoğunluktayız ya. Yani dolayısıyla biz anlayalım istedim sadece. Başkaları anlamasın. Bir diğer soruda TikTok çekmeye ne zaman başladın? Bey ben TikTok çekmeye falan başlamadım. Ben müzikali zamanında video içeriği üretiyordum zaten. O kadar güzel siliyorum ki şu an şunu. Video içeriği üretiyordum. Sonra bir araya zaman girmişti. Ben müzikalinin arayüzünü beğenmemiştim. Sonra TikTok oldu müzikali. Ondan sonra da zaten günümüz içeriklerini izlemeye başladık. Çok iyi. Saniye. Kameram kaymış düşmüş, kimse beni uyarmıyor. Ben TikTok'u anlamıyorum. Niye keşfetimde sürekli kaslı kaslı erkekler ve yakın çekim yapan kızlar var? TikTok'un şeysileri gay herhalde, sahipleri. Bu arada fırçam evet dediğim gibi Rare Beauty'den ama benim kontörüm, putam vesaire de Kylie. Kylie'den aldım 5 liraya. Kylie'yi 5 liraya bulduğunuzda almıyor musunuz arkadaşlar lütfen ya? OnlyFans hesabın var mı? OnlyFans hesabım yok. Çünkü neden yok biliyor musun? Abi beni kim izlesin? OnlyFans'e ben ne çekeceğim? Makyaj videosu mu çekeyim? Ya da ne bileyim Carla veya Nadia mı çekeyim? Sen benden alay mı ediyorsun? Dur aklıma şimdi gelmişken sinirlendim, bir yapıştırayım. Birisi bana demiş ki, aa demiş ağzın ne kadar çirkin. Aa, nereden anladın ya? Şaka gibi. Deli midir nedir? Ben de zaten öyle güzel göstermeye çalışıyordum ağzımı. Nasıl güzel göstersem acaba diyordum. Teşekkür ederim canım benim yani. Bu iğrenç şeyleri ben geçtim. Aslında bu kötü bir şey yani. Birisine gelip böyle söylenmesi kötü ama ne bileyim benim hoşuma gidiyor. Aşağılanmak benim hoşuma gidiyor. Evet ben aşağılandığım zaman mutlu hissediyorum. Neden biliyor musun? Çünkü hırs yapıyorum. Sinirim bozuluyor ve hırs yapıyorum. Hayat felsefesi yaptığım bir söz var mı? Birden fazla söz var ama onların hepsini burada dillendiremem. Emin olduğum tek bir şey var ki aksini iddia eden de zaten etmesin. Money is everything. Yani para her şeydir abi, tamam mı? Aksini iddia edenin yeteri kadar parası yoktur. Sevgilisi varsa ayırırız kanka. Netflix'ten teklif gelmedi mi hala? Netflix'ten teklif gelmedi. Niye gelsin ki Netflix'ten teklif? Ben Çağatay Ulusoy muyum? Ben yakışıklı mıyım da bana Netflix'ten teklif gelsin? Siz Netflix'te çirkin birisini gördünüz mü? Ne çekeceğiz Netflix'te? Beylikdüzü belgeseli mi çekeceğiz? Böyle bir şey mi var aklında?
elit parodi yapmak nereden aklına geldi? Dublaj yapma şeyi zaten bende çok önceden beridir var. Fifty Shades of Grey'de birkaç dublaj yapmıştım zamanında. Ama sonra öyle bırakmıştım yani. Ne yapacağım da Fifty Shades of Grey. Ben şu an ne yapıyorum onu da bilmiyorum ama. Orada işte çok sevdiniz ben de devam ettim. Ay, ya yerim sizi ya salaklar. Sevgilim var mı? Canım benim. Ben de benim gibilerin sevgilisi olmaz. Çünkü ben tekken daha mükemmelim. Birisine ihtiyacım yok. Evet gayet de öyle yani. Tekken daha mutlu. Milletin ağzının şeyini çekeceğim. Ne uğraşacağım be? Ne uğraşacağım? Adamın asabını bozmayın. Ne sevgilisi? Bu devirde sevgili mi kalmış? Şurada iki dakika bir iş yapıyoruz. Adamın sinirini bozuyorsunuz ha. Neyse diğer soruya geçelim. Bir şey diyeceğim şu noktada. Neden bir ünlünün bir taraflarını görünce oha falan filan diye tepkiler veriyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Ay bu adamın da özeli var tamam mı? Tamam çok tatlı bir adam, çok yakışıklı bir adam. Bok dese bile katılırım yani. Köleliğini bile yaparım bu adamın ama ne bileyim ünlü diye yapmasın mı? Yani abi güzel çocuk. O XX paylaşmayacak, nude paylaşmayacak da ben mi paylaşacağım? Biraz mantıklı olalım lütfen, teşekkür ederim. Bunu buraya sürüyorduk herhalde kız. Yanlış yere sürdüm, Allah belanızı versin. Dur biraz uçurayım. Vallahi çok yaratıcı fikirlerim var, neden esinleniyorsun diye soracaktım ama ruh hastasıyız. Babe, ben bir şeyden esinlenmiyorum. Ben böyle bir şey sinir olduğum zaman var ya... Onu çok güzel mizah konusu yapabiliyorum. O yüzden bence yaptım oldu abi, tamam mı? Videoları çekerken gülmekten çekemediğin oluyor mu? Kamera arkasında biz yarılıyoruz aşko, tamam mı? Kamera arkasında biz çok sıçıyoruz. Ama ben videoyu editleyip de yapana kadar vazgeçiyorum videodan. Çoğun mesela öyle sildim yani. Bu da bu arada rare beauty. Sıçıyoruz gülmekten ya. Altımıza ediyoruz böyle böyle gülüyoruz ama. Öyle yani. Mina gönderini beğendiğinde ne hissettin? Babe, ay bu renk olmaz ki. Dur. Mina gönderimi beğendiğinde bir 30 dakikalık kriz geçirdim. O zaman da tam böyle FaceTime yapıyordum birisiyle. Telefon ısınmaya başladı, tamam mı? Benim telefon da ısınmaya başladıysa bir şey anlatmaya çalışıyordur. Böyle hiçbir şeyden habersiz ben kullanıyorken telefonu. Tak, sadece bir tane bildirim geldi ama Instagram'dan. Mina işte beğendi. Allah Allah dedim, şok oldum. Bu arada Mina'nın kim olduğunu bilmeyenleriniz için söylüyorum. Elit'teki Nadia karakterini canlandıran kişi Mina. Mina Elhammani. Bir baktım bildirim kutum yıkılıyor. Ortalık birbirine girmiş. 8 ölü 12 yaralı var. Sonra bir baktım yorum atmış. Aa. Allah Allah derken tak başka yorum gelmeye başladı. İşte story'e attı. Aa sonunda falan. Ben inanmadım. Gittim Mina'nın storiesine baktım. Çat diye storyde çıkmayayım mı? Çıktım. Vallahi billahi çıktım. Çok güzel günlerdi. Çok eğlendik. Çok ciddi bir reklam oldu benim için. Gören bilen tanıyan herkes geldi falan filan. Öyle yani. Beylikdüzü Production ve ekibine teşekkür ederiz. Soru cevap videomuz bu kadardı. İyi günler dileriz.